En Derine kanalından herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Alit. Bu videoda sizlere motor arızalarından bahsedeceğim. Bir motor arızaları ile ilgili bir noktada bahsedeceğim arkadaşlar. Motorlarda motorunuzu kullanırken yüksek devirde, yüksek hızdayken motorunuzun bir anda boşa düşmesi gibi. Motorunuz giderken bir anda hızını kesmesi ve gitmemesi, düşük devirde kullandığınızda yavaş yavaş teknenin gitmesi ama hızı yükselttiğinizde bir süre sonra vitesten çıkmış gibi, boşa atmış gibi olduğu yerde yüksek gaz vermesi problemini anlatacağım. Bu problem arkadaşlar tamamen pervane ile ilgili bir sıkıntı. Bu sıkıntıyı biz de yaşadık. Öncelikle bu sıkıntı neden yaşanıyor? Bunu söyleyeyim sizlere. Sevgili dostlarım, tekne kullanımında tekneyi karaya çekerken, işte motorla beraber karaya yaklaştıysanız, pervaneniz kayaya, kuma aldıysa, vurduysa, durduysa, bir darbe yediyse veya tekne kullanımı hatalıysa arkadaşlar. Mesela yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi yüksek devirde tekneyi kullanırken sağa sola keskin dönüşler yapmak. İşte keskin dönüş yaptığımızda ne gibi sıkıntılar oluyor? Keskin dönüş yaptığınızda motor pervanesinin deniz altında oluşturmuş olduğu hava boşlukları ve pervanenin bir süre için hızlı dönmesi ve bir anda sert suya girdiğinde sert bir şekilde çakılmasıyla bu sıkıntıları yaşamaya başlıyoruz. Şimdi bu problem nereden kaynaklanıyor? Elimizde bir tane pervane var. Bakın içerisinde bir tane pim gibi bir şey var arkadaşlar. İçerisindeki bu görmüş olduğunuz kapsül, şu ortadaki kovan, bunun içerisinde arkadaşlar bilye falan yok. Bunun pervanenin içerisinde olmasının bir sebebi var. Onu da anlatacağım. Bu kovanın etrafında, iç kısmında kauçuk var. Bu fabrikadayken büyük ihtimal sıvı bir şekilde buna yerleştiriliyor. Hem bu ortadaki pimi tutuyor hem de pervaneyi tutuyor. Yani burada yumuşak bir alan oluşturmuş oluyor içerisinde. Siz motora hızlı yüklendiğinizde motor bir anda şöyle dönüp şuradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar, bakın burada bir pim var. Bu tabii ki şaseye bağlı. Buradan aşağı şase iniyor. Bu şase devam ediyor. Siz yüksek hızda tekneyi kaldırmaya çalıştığınızda ilk önce buradaki, şuradaki demiri korumak için bunun içerisindeki kauçuk devreye giriyor arkadaşlar. Yani hafif bir esneme yaparak bütün gücü buna vermiyor. İlk kafada böyle bir serpinti yapıyor. Daha sonrasında sistemi döndürmeye başlıyor. Bu şanzuman bu arada arkadaşlar. Şanzuman demiri. Hatalı kullanımdan dolayı bunun içerisindeki kauçuk kesiliyor. Yani bunun ortasındaki kovan o kauçuktan artık kopuyor. Koptuğundan dolayı yüksek hızda içerisinde bu boş dönmeye başlıyor. Boş dönmeye başlayınca da pervaneyi döndürmüyor. Siz hafif bir hız aldığınızda, hızı düşürdüğünüzde, rölantiyi aldığınızda tabii ki bu kovan bu pervaneyi tekrar o kauçuk sayesinde tutmaya çalışıyor. Ve sizi düşük hızlarda yürütüyor arkadaşlar. Ama hızınızı yükselttiğinizde dediğim gibi bu artık onu tutmuyor ve çevirmiyor. Böyle bir sisteme sahip. Biz de bu sıkıntıyı yaşadık. Bir tane pervane aldık. Siz bu tür hataları yapmayın. Eğer böyle bir sıkıntı yaşarsanız bunun tamiri var mıdır diye soracaksınız. Arkadaşlar bunun tamiri yok. Yani bunun tamirini yapmıyorlar. Parmağı da bu arada balyozla kırdık. Diğer pervaneyi ben tamir etmeye çalışmıştım. Onun içerisine kovanı söktüm. Bir tahtayla balyozla vurarak içerisindeki kovanı çıkardım. İçerisindeki sistemi komple gördüm ve bu şekilde size video çekmeye karar verdim. Kovan değişikliği yapılabilir mi? Aslında yapılabilir arkadaşlar. Yani aynı kauçuk malzemeden sıvı olarak alınsa, içerisi tekrar boşaltılıp doldurulsa, kovan içeri çaksanız iş görür. Yani yumuşak bir sisteme sahip olması gerekiyor iç kısmının. Ve kovan çok fazla zorlandığında içerisinde böyle hafif bir oynama yapması gerekiyor. Yani 1 milim, 2 milim, 3 milim kadar içerisinde kovanın pervane haricinde oynayıp yerine gelmesi gerekiyor. Böyle bir sistem olması gerekiyor. Buna dışarıdan vida atalım, onu sabitleyelim derseniz bu sefer şanzumanı zorlarsınız arkadaşlar. Bu sefer yapacağınız sert hareket şanzumana vuracaktır ve şanzumanınızı bozacaktır arkadaşlar. Şanzumanın bozulması hiç istemeyeceğimiz bir durumdur. Çok daha maliyetlidir. Bir pervaneye 2000 lira verdik. Herhalde şanzumanına 6000 lira, 7000 lira para şu anda bugünün parasıyla verilir. Onun için hiç değmez. Tamirini yapmayın. Yenisini alın arkadaşlar. Bu tabii ki sizin motorunuzun markasına göre değişir. Bizimki Honda'ydı. Honda olduğu için
pervanesinin fiyatı 2000 liraya kargo dahil bize geldi. Merkür olur belki 800 lira, 900 liradır. Belki Yamaha olur 1500 liradır, 1800 liradır. Honda'nın iki pahalı arkadaşlar. Biz aldık, şimdi bunu buraya takacağız. Söküp takması çok kolay. Bunu buradan takıyorsunuz. Altında zaten gördüğünüz gibi pim yuvası var. Bu pim yuvası buradaki pime geçecek. Bunun, bu pimin iki tarafı var arkadaşlar. Diğer taraftan da şu şekilde gidiyor. Oraya geçecek. Daha sonrasında da şöyle bir koruma kapağı var. Bunu kilit bunlar adı arkadaşlar. Pervane kilidi bu. Pervane kilidini takacağız. Pimini üzerine geçireceğiz ve işimiz bitecek. Bu kadar basit. Umarım siz böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Umarım böyle problemler yaşamazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.